vatanseverlerimizin mücadelesiyle bastırılmıştır. Alçak FETÖ'nün bu kalkışma ve işgal girişiminin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve sokağa çıkma çağrısıyla birlikte binlerce vatansever kardeşimiz yüreklerindeki iman ve vatan sevgisiyle tankların ve silahların önüne adeta siper olmuşlardır. İşte şairimiz diyor ki iman dolu göğsümüz var diye bu mısraları dizeler. Gerçekten de bu bizler için çok önemli bir şey. Biz bu vatan için bizim için ölmek şehit olmaktır. Peygamberimize komşu olmaktır. Ve elhamdülillah bu bilinçle, bu vatan sevgisiyle, bu bayrak sevgisiyle şimdiye kadar 1071'den beri Anadolu'yu kendimize vatan kıldık. İnşallah ilelebet vatan kılmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu vatanın evlatları gerçekten de çok cesur, çok fedakar. Yeri geldiğinde tüm tehlikeleri göze alabiliyor. Ama bu millete, bu askerlere bir komutan lazımdır. İşte nasıl Malazgirt'i kazanan Alparslan'sa, Fatih'i fetheden, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ise, yine Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasında etkili olan Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal ise, işte 15 Temmuz'da da bizi zafere götüren en önemli kahraman Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkemizin istiklal ve istikbalinden geleceğine karşı bir taraftan sadece darbe olarak nitelendirilemeyecek, aynı zamanda ülkemizin işgaline de yönelmiş büyük bir kalkışmanın milletimizin feraseti, sağduyusu, inancı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Cenab-ı Hakk'ın nusretiyle yerle yeksan ettiğimiz günün 6. yılını bugün anıyoruz. İşte bu sebepledir ki 15 Temmuz Mehmet Akif Ersoy'un "Ben ezelden beridir hür yaşarım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben de mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" dediği gibi yüce Türk milletinin kendisine zincir vurulamayacağını dünyaya bir kez daha gösterdiği gündür. Kıymetli uşaklar, çok değerli kardeşlerim, sözlerimin sonuna gelirken Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 15 Temmuz 2016 gecesi Marmaris'te darbeci hainlere geçit vermemek için fedai can eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi hemşerimiz Mehmet Çetin ve bu toprakları vatan yapmak ve bu vatanı korumak uğruna şehadet şerbetini kana kana içen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Siz kıymetli vatandaşlarım, hepinizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Sadakallahu'l-Azim. Marşı. Haydi. Ya Allah.